hala boş vakitlerinizi değerlendirmek için bir şey diye bakıyorsanız şayet, bu böyle şekil falan almaz olsun böyle. Çünkü boş vakit değerlendirecek çok şey var artık dünyada. Ama gene Ruslardan örnek vereceğim. Rusya'da bir edebiyatçıya kahin derler. Kahin gözüyle bakılır. O yüzden müthiş saygı görür edebiyatçılar. Yani edebiyatçılar diğer bütün fiziki ve tabii bilimlerden, fiziki bilimlerden ve sosyal bilimlerden bildiklerini toplayıp bir kompozisyon halinde birleştirip geleceğe ilişkin hakikaten bir tür kehanet yapan insanlardır. Yani hepsinin üstüne çıkar ve bunu en iyi de romanda yaparsınız. Çünkü romanda kurallarla bağlı değilsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, mesela ben bir sosyolog olsaydım, sosyolojinin kendi yöntemlerini kullanmak zorundaydım. İçimden böyle geliyor, seziyorum diyemezsiniz. Edebiyat edersiniz, bütün sezginizi kullanabilirsiniz, bütün bilgiyi kullanabilirsiniz bulabildiğiniz kadarını. Onu birleştirir, bir bütün yapar ve oradan yola çıkarsınız. Bu müthiş bir ataktır. Ama bugün baktığım zaman doğrusu çok fazla insan görmüyorum Türkiye'de bu cesareti gösteren. Bütüne bakabilmek cesaretini gösteren. Mesela şiirde bakıyorum. Yani Mehmet Akif'ten bu yana yani şiiri toplumsal dava için kullanan kaç kişi geldi bilmiyorum. Tabii ki sol şairler çıktı ama hiç ortada kalmadıklarına da bakarsanız onlar slogan şeyleriydi. Şairleriydi daha çok diyeceğim. Henüz bakın sinemada da böyle. Sinemada da böyle yani Türkiye'nin hepimizi dertlendiren meselelerini daha filme dökülmedi. Bakın şeyde böyle, müzikte böyle. Yani ya gidiyorsunuz tekrar sevildiği muhakkak türkülerden yola çıkıyorsunuz. Ki bu şeydir yani 11. versiyonunu dinleseniz ne olur bir türkünün yani zaten biliyoruz ve seviyoruz. Bu yaratıcılıktan uzak bir tavırdır. Ya böyle. Ya da yapmıyorsunuz yani ama sürekli sevildiği bilinen bir şeyin üzerinden bir şey yeni bir şey getirmeye çalışıyorsunuz tabii o yeni olmuyor. Kısır döngü haline gidiyor ve yazık çünkü değişecektir. Hiç kuşku yok değişecektir ama bu kadar büyük malzemesi olan bir toplum ben biraz şeyle ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Biz ama da adam olmayız. Bizim zaten neyimiz var ki bilgisizliği de bunu yapıyor. İnsanlar bilmiyorlar biz Türk diye nesi var. Gerçekten bilmiyorlar yani. Ne yazının tarihini biliyor, ne müziğini biliyor. Ne yani elinin altındaki şeyden haberi yok. Tabii toparlanacak ama tabii çok büyük bir boşluk oldu. Ama bakın işte mesela şeyde 1820'lerde ama 1800 maalesef 20'ler 30'larda Rusya'da görüyoruz. Gogol'la başlamıştır. Yeter artık ben eğer tiyatroya gideceksem sahnede Fransız soytarılarını değil Rus soytarılarını görmek istiyorum diye bağıran adam. Yani bunu bir Rusya'dan dönük yazmaya başlamaları 1830. Mesela Türkiye'ye daha oraya gelmedik hala. Ben görmüyorum Türk soytarılarını istiyorum diyen kimseyi. Tiyatroda anlatabiliyor muyum? Hala copy paste usulü iş yapıyoruz. Öyle. Yani filmlerimize bakın. Yani isim vererek konuşmak istemem ama yani bu kadar pul, bu kadar şey parayı harcaya eğer siz mecburen 6. sınıf bir kurgu bilim filmi yapmaya çalışıyorsunuz bir düşünmek lazım yani. Neyi nedir yani? Ucuz işler bunlar. Ucuz işler ama zaten o yüzden de isterse 4 milyon olsun 75 milyon insanız. Kaçta kaçı yapar hanım efendi? İş mi yani? Hangi başarı? Böyle bir dönemi Türkiye'nin. Ama dönecektir geriye. Onu biliyorum. Ciddi bir sıkıntımız var. Her eli kalem tutana aydın demek gibi. Böyle bir şey yok. Yani her eli tutan, kalem tutan, iki satır yazabilen ne aydındır ne entelektüel. Şimdi bu bir. İkincisi entelijensiya, yani
entelijensiya ile basını birbirine karıştırmamak gerekir. Yani köşe yazarları eşittir Türkiye'nin entelijensiyası diye bir şeye girerseniz, anlayışa girerseniz, düş kırıklığına uğramaktan bir gayri çareniz yoktur. Çünkü böyle bir şey yok dünyada. Yani şey başka bir şeydir. Entelijensiya başka bir şeydir, şey başka bir şeydir. Basın başka bir şeydir. Çoğu zaman da zaten birbirleriyle kaynaşmazlar bile. Basın nihayet haber verir. Ha, ne vardır ki işte haber veren basın bazen kendini tutamaz. Edebiyatçıymış gibi yapar. Yani cümlelerini öyle kurar işte falan falan ama yani böyle bir şey yok. Bana gelince yani ben ne söyleyeceğimi bilemediğim için çoğu zaman aydınla başlayan bir soruya aydınla cevap vermek durumunda kalıyorum. Ama ortada gördüğüm şu ki Türkiye'de yani entelijensiya kavramının içini doldurabilecek 4 kişi, 5 kişiye çıkar ya çıkmaz. Bunlar da zaten ortada görünmez. Şeyleri vardır, işleri güçleri vardır. Onun dışında kendileriyle uğraştırırlar. Ama onun dışında ortalık eli kalem tutanlarla dolu. Ve bunların da hakim çoğunluğu Rusların Zapadniki dedikleri türden batılılaştırmacı aydınlardır. Onlar şu anda epidir. Yani Cumhuriyet'ten bu yana diyeyim. Onlar başrollerde. Nereye geldiğinde hep beraber görüyoruz işlerin. Despotik bir tarafları olduğu muhakkak. Şöyle bir bakın. Basında köşe yazarı yaş ortalamasına bir bakın. Kim muhafazakar, kim tutucu, kim değil oradan bakın. Geçen yerlerini bırakmadıklarına bakın. Yeni fikirlere izin vermediklerine bakın. Gençlerin önünün nasıl kesildiğine bakın. Kötü sınav verdi. Başından beri okuyucuyu korumadım, sakınmadım. Yani şunu demek istiyorum. Genelde bir anlayış var işte okur anlar anlamaz işte çıtayı aşağı tut söyle söyleme falan. Ben bunu hiç yapmadım. İlk kitabımdan itibaren ne düşünüyorsam onu yazdım ve söylenmesi gereken standardı da korudum. Yadırgandı yadırganmadı falan ama öyle değil. Zor bir yazar derler hem evet hem hayır. Çünkü sabreder de bitirirseniz kitabı okuru ortada bırakmam. Yani oyun oynamam okura. Mesela kurgu yaparken de oyun oynamam. Kandırmam. Dünyanın sonu gibi göstermem meseleleri. Ondan dolayı tenkide uğradığım da olur işte. Yani kurguya dikkat etmiyor falan diye. Ama çünkü başı sonu belli bir kurgunun okuru kandırmak olduğunu düşünürüm. Öyle değil hayat. Sonunda bir kere tabii bir ciddi konsantrasyonu olan bir okur bana dayanabilir. Konsantre olmak zorunda. O kitabı eline alırken onu bitirdiği zaman ille de eğlenmeyecek onu bilmek zorunda. Ama çok şükür bunların hepsi oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Okurla aramda ciddi bir iletişim var. Her şeyi konuşabiliyoruz. Bayağı da dışarıdan bakıldığında belli olmayan büyük de bir kitle var. Siz şey sormuştunuz az önce, onu söyleyeyim. Stilden bahsetmiştiniz. Evet, ben yazdığım her olayın kendi stilini birlikte getirdiğini düşünüyorum. Yani o yüzden mesela Yasemin'leri okuduğunuz zamanki epik, şiirsel üslup başka bir kitabımda olmayabilir. Çünkü olaylar kendilerini öyle sunarlar. Yani her şeyi illa ben kendi kalemimle düzenlemek zorunda değilim. Öyle söyleyeyim. O bakımdan değiştiririm üslubu. Onu da ben değiştirmem. Şey öyle talep eder zaten yani. Yazdığım kitap onu talep eder.